Devam edelim. Biraz daha oturtalım. Infant nedir infant? Bu baby denmez tıpta. Infant denir. Fetüs, cenin gibi bir şey mi? Değil, bebek. Doğmuş bu ama. O kadar da geçmişe gitmeyeceğiz. Tamam mı? Evet, bebek diyor. Monitör ne demek? Monitör, monitör. Güzel Ekran program. Şey yapacağız. monitoring. Fiil hali ne olabilir? Görüntüleme falan mı? Görüntülemek, izlemek. Çok güzel. Bebek izlemek için. Herhangi bir sinyal için. İlişki mi? İlişki mi demek? Türkçe okuyun. Heh. Enfeksiyon mu? Enfeksiyon canım. Aynen. Ne ilişkisi değil mi? Burayı gördük. Burayı da gördük. Kendimizi çeviri yapmadan önce bir aktif pasife dikkat etmemiz lazım Görkem ama. Bebek izlemek enfeksiyon için. İzlenildi olmuş. Bebek izliyor mu? İzleniyor mu? İzleniyor. Bebek kendi oturup izlemiyor herhalde değil. Bebek izleniyor diyeceğiz. Evet. Buraya pasif yapacağımızı anladık mı? Sinan gel şimdi. Tam senlik abi soru. Hani halı sahada son dakika bir forvet çağırırlar ya onun gibisin şu an. Geldim hocam. Evet. Şimdi buraya pasif yapacağımızı sen de anladın mı ama? Tabii hocam. Ben burayı anladım sadece özne durumlarında. Şimdi Türkçe'de var ya hocam. Kim tarafından yapıldı? Başkası tarafından yapıldı. Tamam. Etken edilgen. Tamam. Onlardan kafam kaçtı. O yüzden şöyle basit cümleleri hani anlayabilir ama bazı uzun konularda hani şeylerde sorularda yani kim tarafından yapıldı özne belli olmuyor. Şeyde, buraya birini koymama gerek yok de. Şöyle desen, basit anladım ben derdini daha iyi. Bu bebek izliyor mu, izleniyor mu? Bu bebek izleniyor başkası tarafından. Seçeneklere bak bakalım. Soruyu sana neden vermiş olabiliriz? Buraya pasif koyacağız, onu anladık. Evet hocam. Aktif vereler misin bana? A seçeneği Aktif. ne diyorsun? Şey hocam o aktif zaten. B var Kendi evet bir ama ing ing var. var. Doğrudur. Bu senin şimdiki zaman dediğin hareket anlatan ama değil mi? Evet. Continuous bir yapı bu. Tamam. Evet. Bu gitti. Başka B için ne diyorsun? B'de geçmiş zamanın geleceği Boş olduğu ver. Aktif mi pasif mi? Aktif. bakayım oraya. Bu aktif hocam. Aktif. Evet. Bakayım sen fark ettin mi kendini? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bana gramerle ilgili karışıklıklarını anlatmaya çalışıyorsun. Yaşadığın sıkıntıları. Evet hocam Türkçe ile Sen bayağı şey. soru çözmüyorsun, sorun çözmeye çalışıyorsun. Büyük problem bu. Soru çözmen lazım. Ya sen kişisel sorunlarını çözmeye çalışıyorsun. Allah'ım benim acaba pasif ile ilgili sorunlarım var mı? Kontinüs sorunum var mı? Bakın böyle giderseniz çok güzel bir örnek olsun inanın. Sağ olasın. Bu pasif değil. Ne? Bu pasif mi aktif mi? O da aynı şekilde hocam. ING Hayır. var ve B Çok var. güzel. Bak bu çok daha güzel. Bu aktif doğru mu? Bu pasif mi aktif mi? O da pasif hocam. D pasif. Hocam şimdi sen şöyle diyebilirsin ya da başka. Hocam ben şurada öğrenmedim ki. Hocam ben bu da olabilir. Şimdi hala içine kurt düşenler olabilir. Ya ben bunu bilmiyorum ki ama ne yapacağım? Bakacaksın ses sözlükten. Schuld neymiş? Melimalı. Bebek izlenmeli için, enfeksiyon için izlenmeli. Toparladım bunu. Bebek enfeksiyonlar için izlenmeli. Bir bebek herhangi bir enfeksiyon işareti sebebiyle izlenmesi gerekir. Şimdi pek çok yarasa, Batman'den bilenler vardır. Öldürmek, for research, araştırma için bugünlerde. Şimdi bu yarasalar öldürüyor mu, Öldürülüyor. öldürülüyor mu diye bak. Öldürülüyor. Değil mi? Şimdi burada bir verb 3 bulacaksınız. Mesela öğretmediğim şeylerden bir tanesi daha bakalım. O yapı çok iyi denk geldi ya. Bakın bakalım hangileri aktif o zaman. Buraya pasif koyacağımız herkes anladı değil mi? Yarasalar öldürmüyor, öldürülüyor. A aktif. A aktif. B var mı içinde? Yok. Var. Var Ama ama ING. C var da C var. C var. C aktif. D'de bir şey var ama. Bu C ne? Bin aktif. Bu C de aktif. İçinde B'in aktif. olması lazım. Bu O pasif. 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 B var, Pasif. verb'üş var. Bunu hiç görmediniz ne diyor? Bu da mı pasif hocam? Aynen öyle Öldürmek. kesinlikle. Bu da pasif arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu sildim. Bunun pasif olduğunu görüyor musunuz? Evet. Evet. Sinan'ın geniş zaman dediği, benim simple dediğim yapının pasifi değil mi bu? Are killed, öldürülür. Geniş zaman, öldürülür. Tamam. Şimdi bunu açtım. Bu neyin pasifi olabilir? ING var ya şurada. Sinan Öldürülmek tarafı ING. öldürülüyor galiba. Evet. Your var ya your eki. Öldürül Üyor. Bu continuous'un pasifi. Çok çıkmadığı için koymuyorum ben anlatımlarda önce. Sonradan şöyle yapıyorum bakın. Tekrar görün. Her şey çok mantıklı işler İngilizce'de. Nasıl? Bu simple present'ın pasifi. Öldürülür. Continuous'un pasifi yapmak için araya be fiili ekleyeceksiniz ya. Be'yi koydunuz. Be var. ING'i nereye koymanız lazım? Ing be olmayacağına göre bu. Being oluyor işte. Bu da continuous'un pasifi oluyor.
Bu kaldı, bu kaldı yani. Bu da pasif, bu da pasif. Nowadays dediği için ne demek nowadays? Bugünlerde. 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 Bugünler dediği için de Denizli. Çevirisini yapalım. Pek çok yarasa bugünlerde araştırma için öldürülüyor. Öldürülüyor. Bu ne? Öldürüldü. O yüzden olmadı. Evet. Middle Ages ne? Orta çağ. Orta çağ. Orta çağ. Begin ne demek? Başlamak. 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 With the fall of the Roman Empire. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Çöküşü. Çok güzel. Çöküşü, tamam. Düşüşü. O zaman ben bir de çöküş de yazayım buraya. Collapse. O da çökmek demek. Böyle lapse diye düşüyor falan kalır belki aklınızda. Collapse. Peki, orta çağın başlaması ile ilgili bir cümle. Aktif mi olur, pasif mi olur? Orta çağın çöküşü ile başladı veya başlandı. Hangisi daha güzel? Başladı ama pasif olur bu. Başladı. Hayır, pasif olmaz. Zorlamayın kendinizi. Başladı. Bu cümleyi nasıl kurarsınız? Ha, başladı. Orta çağ Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başladı. Başladı. Bu evet. Yeter, yetmiyor mu size? Başlanıldı olmaz ki. Çok saçma, başlandı, başlanıldı. O yüzden aktif olacağı doğru mu? Evet. Şimdi terse dönelim. Orta çağın başlangıcı neresi? Geçmiş. Past. Pastım. Oldu mu? Kim sorun yaşıyordu? Birinci, ikinci, üçüncü elleriyle. Bir. Evet. Will'in yanında çünkü. Bu da bir. Tamam. O zaman bu birinci el değilse kaçıncı eldir? İki. Burada da head'in içinde olduğu için üçüncü eldir. Tamam. Çok kolaydır. Size bütün sorular hallerini çalıştırır. Sizin ekstradan hallerine ait bir listeye çalışmanıza gerek yoktur. Sürekli soru üzerinden çalışacağız. Orta Çağ Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başladı. Şimdi conduct'ı söyleyelim anlamını. Gerçekleştirmek demek. Examination ne demek? Sınav. Sınavlar. For all candidates. Bunu bilen var mı? Candidate. Adaylar. Toplarsanız burayı. Özne ne diyor? Bütün adaylar için. Adaylar için olan sınavlar. İşte. Evet. Bütün adaylar için sınavlar. Gerçekleştirmek. Böyle gelecek. Master halini koyuyorum. Gelecek. In computer based mode next year. Gerçekleştirmek. Yani. Willi bir şey olacağını anladık next year'dan. Şunları evet. Atabiliriz, doğru mu? Bu ikisi arasındaki fark ne? Bir aktif. Pasif. Bu adaylar için sınavlar gerçekleştirecek mi, gerçekleştirilecek mi? Gerçekleştirilecek. Doğru cevap C. C. Tamam. Bir de bunun yanına bir kelime daha yazalım. Carry out. Bu da gerçekleştirmek anlamında çok önemli bir yapı arkadaşlar. Carry out yazdık. Yukarı çıktık. Aa, yapmakmış bakın. Organize edilmesi gereken ve planlanması gereken bir şeyi yapmak, yani organize olduğu için gerçekleştirmek oluyor. Ben anlamını verdim, gerçekleştirmek. Şimdi Meltem diyor ki, hocam diyor, ben diyor kelimeleri öğrenmek için yanıt tutuşan biriyim ve bunları diyor altın kaplama, özel kalemler aldım defterime, bunu yazmak istiyorum diyor. Yanıt tutuşuyorum diyor, yazmazsam ölürüm diyor. Ben de diyorum ki, ebe annem, yıllardır yazdın, kelimeleri yıllarca yazdınız. Yazdığınız kelimelerden hangisi aklınızda kaldı? Bir fuck you kaldı. Onu da deftere yazmadınız. Bir de hello, good morning, everybody. Onlar kaldı. Lisede yazdığınız herhangi bir kelime aklınızda kaldı mı Allah aşkına? Sınav öncesinde defterler boyunca. Hiçbiri kalmadı. O zaman fuck off diyoruz. Lanet olsun hanım. Ama şu kalmaz mı aklınızda? Bakın. Mesela dün bakmayın bir yere. Conflict vardı. Hatırlıyor musunuz conflict'i biraz? Neydi bu? Aile vardı. Böyle hatırlamaya başlar. Çatışma. Arasındaki ilişki. Evet. Böyle böyle yapmaya başlarsınız. Bakın dün de çalıştığımız bir kelime, 2-3 örnek baktık. Ufak ufak yer ediniyor. Öteki türlü kelimeyi bilimsel çalışma diyor ki ortalama bir insan 16 kere yazması lazım. Biz dün sadece 3 örnek üzerinden, bir de şöyle söyleyeyim. Birlikte yaptığımız için o algılama ve kelimenin yer etmesi daha zor oluyor. Canlı yayında işte söylemeye çalışıyoruz falan, o stresli oluyor. Ama kendiniz yaptığınızda kelimeler arasındaki ilişkiyi görsel olarak daha iyi görüyorsunuz. Diyor ki ne yapayım? Çok basit. Örnek cümle yapacaksın. Hocam bunları da yazayım mı? Böyle bir şey var. Yazayım mı, yazayım mı, yazayım mı? Ne olur yazmayın. Bizim bir coğrafyacı vardı. Oğlum kafaya yazacaksın önce. Aynı bu şiveyle. Oğlum kafaya yazacaksın. Adamın dediği çok basit bir eğitim. Kafana yazmak ne demek? Aa bak kız, biz geliştirme yapmamız gerekiyor. Araştırma. Daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Bir örnek okudun. 30 saniyeni aldı. Başka? Sözlükten kelimelere bakabilirsiniz bu arada istediğiniz kadar.
Bir anket. Aa bak rastgele açtık ne çıktı gördünüz mü? Is now being carried out. Continuous'un pasifi çıktı bir kere daha. Bir anket gerçekleştiriliyor. Ulusal çapta. Nationwide. Turn off the water supply. Suyu kapat. Before carrying out repairs. Tamiri gerçekleştirmeden önce. Bak anket gerçekleştirmek, araştırma gerçekleştirmek, tamir yapmak. Ne kadar böyle değişik örnekler içerisinde kalırsa o kadar iyi. Bu üç tane örneği okuman, üç tane örneği okuyup çevirmen sözlük yardımı. Yukarıda sesli sözlüğü açarsın hemen. Sadece oku. Bir dakikanı ya da bir buçuk dakikanı alır. Yazmak, sadece bunu yazmak 30 saniye falan olur. Boşuna bir gayret. Hocam eğitim sistemi hep yazmaya dayattığı için öyle alışmışız herhalde. Evet. Rüya, dün gece rüyamda ne gördüm? Liseye gitmişim, lisedeyim. Arkadaşlarım var. Hoca bir şeyler yaz diyor. Yazın arkadaşlar diyor. Benim rüyalarda hep ters. Belki de o rüyayı ben bugün bunu anlatacağım için gördüm. Bak Rabbim bana nasip etti gördünüz mü? Evet, o yüzden hocam, arkadaşlar bir şey yazmayın. Hayır, çeviriyi yazılı yapıp kontrol edin. Evet, 15. soru. Doğanın dengesi yok etmek. Dünya çapında bakın çok güzel bir yapı da var. Ne bu? Endüstriyel evet. Devrim. Ne diyorsunuz? Geçmişten günümüze geliyor değil mi? Evet. Head verb 3 gitti, was gitti. Çünkü head verb 3 geçmişten geçmişe giderdi. Present perfect geçmişten günümüze gelir. Tamam. Bu var, bu var. Farkı ne? Biri devam ediyor hareketle. Hareket. Continuous. Tamam. Bak hareket, continuous falan diyorsunuz artık. Güzel. Sinan duy bunları. Tamam. Bu? Pasif. Pasif. Şuraya kadar ikisi de aynı bakın. İş burada değişiyor. Be verb 3 varsa pasif. Be ing varsa pasif değil en azından. Tamam. Peki burada ne yapacağız? Doğanın dengesi yok etmek, yok edilmek. Yok edildir. Edilir. Yok edildi. Evet doğru cevap Bursa o yüzden. Tersini çevirelim. Man, insanoğlu. İnsanoğlu. Bakın şimdi bunu da anlayacaksınız. Bunda ne, nasıl olacağını anlayacağınız daha mantıklı olacak. İnsanoğlu boşluk. The balance of nature burada ya. Bu sefer bu tarafa alacağım. The balance of nature. İnsanoğlu yok etmek doğanın dengesini. Şimdi doğru cevap Ceyhan olurdu. Yok ediyor. Yok ediyor. Being destroying. Değil mi? Yok ediyor. Neyi yok ediyor? Bunu yok ediyor. Ya da insanoğlu yok ediyor. Veya has been destroying ile beraber ne de olabilir? Has destroyed de olamaz mı? O da olur. O da yok etti, evet o da olur. Bu ikisinin arasındaki fark zaten çok önemli bir fark değil. Has destroyed, present perfect. Has been destroying, present perfect, continuous. İbrahim? Has destroyed, has been destroying. Takılmış herhalde kamera. Has been destroyed de yok edildi. Slaves nedir? Köle mi? Köleler. Köle. Use ne demek? Kullanmak. As olarak. Sources of cheap labor. Ucuz kaynak işçi gücü kaynağı olarak kullanmışlar. Süper. Ucuz, cheap, labor. Aynı bu şey gibi. Employee kökü vardı ya az önce. Çalışan. Ufak ufak kelimeler oturacak arkadaşlar. Tamam. Sources. Kaynak. Tamam. Hı-hı. In ancient times. Antik zaman içinde. Hadi o zaman önce şeyden başlayalım. Tense'ten başlayalım. Antik zamanlar dediğine göre. Past. Hangileri gider? Ceyhan gider. Gider. Bu kadar. Ha, bitti. Bu kaldı. Şimdi işimiz aktif pasifte. Köleler. Bu kullanmak. Aktif olacak hocam. Kullanıldı. Güzel. Neyi kullandı köleler peki? Ha, kaynakları mı? Pasif olmayacak mı hocam? Köleler kullanıldılar mı? Kullanıldılar mı? Kullanıldılar. O zaman pasif. İkisi de var şimdi. Aktif diyen de var. Kullandı da geliyor benim kulağım. Kullanıldı da geliyor. Şöyle yapacağız buradan çıkamadığınızda. Köleler antik zamanlarda ucuz iş gücü olarak kullandı. Neyi kullandı? Köleler ucuz iş gücü olarak kullanıldı. Bunu da sağlamasını yapalım. Diyelim ki public nedir? Topluluğun içinde. Halk. Evet, halk. Slaves as sources of cheap labor devam ediyor.
halk kullandı. Kullandı o zaman. Ucuz iş kaynağı olarak. O zaman aktif olurdu. Burada olsaydı aktif olurdu. Halk kullandı köleleri. Köleler kullanıldı. Defalarca yanlış yapacaksınız. Belki 20 soruda dediğim gibi 19 yanlış yapacaksınız. Ama yanlıştan sonra şu boşluklara, hani var ya kağıt üzerindeki kullanılan boşluklara, ayrı bir deftere değil ne olur. Buraya çevireceğiniz kendiniz. Çevirdikten sonra videodan kontrol edeceğiniz. Ya ben böyle yapınca yapacağım galiba bu işi diyeceğiz. Advice ne demek? Ne? Advice tavsiye. Tavsiye etmek çok güzel. Iron supplement. Bu supplement herkes biliyor artık ya. Vitamin supplement var. Iron supplement var. Takviye mi? Evet, takviye. Iron ne? Iron Man'den. Demir. Demir takviyesi. Tavsiye etmek. Doktor tarafından. Vay diyor, zaten pasif olduğu bağırıyor. Buradan da bağırıyor bize doktor tarafından. During hamilelik boyunca. Hamilelik boyunca. E tamam, çok güzel. Demir takviyesi zaten bir kere tavsiye eder mi, edilir mi? Edilir. Doktor tarafından dediği için de tavsiye edilir, çok güzel oluyor. Ben buraya arkadaş önce pasif bulacağım. Be verb 3 bulacağım. A evet, için ne diyorsunuz? Bilmiyorum bu yapıyı ama içinde be yok. Evet. Be yok. Bu? De. O da ING'den dolayı. Be var ama ING var. Çok C. Bu? Be var. Verb 3. Burada be de yok. Be yok. Ken neydi? Ebilmek. Ebilmek. Evet. Demir takviyeleri hamilelik sırasında doktorun tarafından tavsiye edilebilir. Tavsiye edilebilir. Nasıl biraz daha böyle ufak ufak oturacak. Hata yapıp düzelteceğiz. The world's largest underground aquifer. Bunu ben de ne olduğunu bilmiyorum. Sulu mulu bir şey ama aquadan geliyor. Dünyanın en büyük yeraltı akifiyerleri. Akifiyerleri. Akifiyer mi? Nasıl yazılıyor? Akvaryum gibi bir şey mi acaba yeraltı? Yeraltı su havzasıymış. Ben bilsem ne olur, bilmesem ne olur zaten onun. Yeraltı su havzaları. Destroy neydi? Yıkıp. Yok etmek. Çok güzel. Eş anlamlısı? Ne yazıyor bu be? Bir şey yazıyor mu? Devastate. Merak etmeyin. Bir aya kalmaz benim Türkçeyi de çözeceğiniz. Harfleri falan çözeceğiniz. Kiril alfabesi. Devastate. Yok etmek. Evet. The world's largest underground aquifer'ler. Yok etmek. At an alarming rate. Hayda. Yeraltı büyük ihtimalle su seviyesinin yükselmesi gibi. Oran değil midir rate? Alarming oran. Alarm oranı. Tamam, alarm oranında yok etmek. Şimdi burada mesele şu yine. Dünyanın bu akifiyerleri yok ediyor mu, yok ediliyor mu? Ediliyor. Yani yok ediliyor bunlar. Pasif mi koyacağım? Pasif. Pasif. Çok güzel. B'de gitti. Aktif. Aktif dediler. A. Bu kaldı. Blok. Adana mı olacak acaba? Aynen. Bu ne olmaz? Ediliyor. Soruda past yok dedik ya. Past olmayınca atıyoruz. Peki bu neyin pasivi? Continuous'un mu? Aynen öyle. Nereden anlarım? Şunu kapat. Ing. Ing. Yok edilir demek bu. Bu da yok ediliyor. Ne kadar güzel dil ya. Bak ben baktıkça hayran kalıyorum. Bak şu yok edilir. Pasif oluyor. Be verb 3. Bunu ekleyince yok ediliyor. Çevirisi. Yok edildi. Tamam. Ben bunun arasına being koysam yok ediliyordu. Müthiş güzel mantıklı bir dil ya. Bu ne? Geçmek yıllar geçtikçe gibi bir şey mi? Yıllar içinde. Bu kadar. İçinde diyoruz biz. Yıllar içinde. Sağlık. Kahve. Market. Normalde market. Fiili ne olabilir? Satış çok güzel. Bir sonrası var onun. Satış ve
Alışveriş. Alışveriş. Satış ve pazarlama. Pazarlama. Evet, fiili bu, pazarlamak. Ha, marketing diyor, pazarlama. Güzel. Evet. Ana kız çok kolay bu gene. O beş kavanoz bal 100 lira bilmem ne marketing yazıyorlar diye saçma. 5 kavanoz bal 100 lira hala var mı ya? O da zam 200 lira olmuş. Daha da önemlisi daha da önemlisi o vardır da alan var mı hala onu 5 kavanoz? Bence vardır. Hadi canım. Yoktur bal, ya. Bal 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 deyip ne niyetle yediğiniz önemli. Ya bence onu alıp bedenini sürsen bile zarar verebilir. Bak yediğin zaman zaten bir zarar vardır da sürdüğün zaman da mesela buramı sürdüm. Alerjik. Buralarımda böyle arı çıktı. O kadar olabilir yani. Arı bile çıkartabilir onu. Onu şey yapmıştı ya, Beyaz Öztürk çok güzel yapmıştı dalga geçmeyi. Hatırlıyor musun o programları? Bizim ballarımız akıllıdır. Öyle gidip de dağlara kadar çıkıp almazlar diyordu. Dağdan toplayıp aşağı inen arıları yakalayıp onların elindeki balları alarak kovdurdu. O yüzden biraz ucuz fiyatlar diyordu. Şeydir. Mottomuz da şey diyordu. Bal şey bal deresini. Baldızdan tatlı tek bal diye. Saçma bir şey olmuştu. Yıllar içinde kahve pazarlamak, olarak pazarlamak, having health benefits. Toparlayalım bakalım, zor bir cümle. Evet. Sağlığa yararlı. Olarak pazarlamak. Çok güzel. Böyle yeterli. Bazı kelimeleri de çevirmeseniz de olur. Sağlık faydalarına sahip olarak demeye gerek yok. Sağlığa yararlı olarak. Bloktan konuşabilirsiniz. Aktif pasiften ama nedeni söyleyerek işaretleyin. Şey olmayacak mı? Yıllar. Present. Ceyhan mı? Bir kere present olacak diyorsunuz. Hangilerine dersiniz? Adana. Gider. Bursa. Adana gider. Afer Bursa değil. Hepsi present geri kalanlar. Evet. Artık şey çok güzel oldu. Blok olarak bakıyorsunuz. Yani blok olarak oradaki tensörü hükmetmeniz çok önemli bir şey. Burası present. Bu present, bu present, bu present. Bu kadar seçenek de kalmayacak bu arada. Bu bir konu altyapı oluşturma testi olduğu için bu kadar çok seçenek kalıyor. Gözünüzü korkutmayın o yüzden. İnşallah. Ama over the years diyorsa, yıllar içinde diyorsa, Anıl yap hareketini. Böyle yapayım. Geçmişten günümüze geliyor. Evet, çok güzel. Present perfect. Geçmişten günümüze geliyorsa şu da olmaz. Ezliğin mi olacak? Evet, bu ikisi kaldığındaysa neredesiniz siz şimdi? Buraya kadar aynı. D bence. Çünkü süreç hala devam eder. Şimdi Ece'yi çok güzel yakaladık. Dağdan dallara, dallardan bal derelerine vuralım. Ama hocam, pazarlandı ne? Değil mi? Bak Sinan kafayı düzeltti bugün. Ece bozdu kafayı. Burada süreç var hocam falandan ziyade ne fark var burada Sinan? Bize söylesene sen. Fark şu şekilde hocam. Başkası tarafından yapıldı. Bu kadar. Aa, doğru, onu unuttum. Bu pasif diyor. Bu da bir ay aktif diyor. Geldi Sinan, dedi ki kahve dedi pazarladı mı pazarlandı mı? Pazarlandı. Pazarlandı. Bu kadar. Sinan gördük mü abi, hiç şeye girmeden Ece'ye nanik yaparcasına soruyu çözdüm. Hocam aslında kavramak istemiştim. Şu an kavradım. Hani ya mesele bu zaten annem. Yani bak ilk ders anlattım. Bir derste kafandaki birçok şey ama her şey değil, onu da söyleyeyim. Hala sıkıntı yaşayacaksın. Çıkış yollarını vereceğim ben de size. Ya da mesela Zeynep dedi başta değil mi? Şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakın soruları çözdükçe onlar gidiyor. Zaten siz soracaksınız ki arkadaşlar. Cevap bulacaksınız değil mi? Sormayan çok sıkıntı yaşıyor olabilir evde. Şey diye olabilir salı günü. Ulan keşke tüh ya, bunu sorsaydım. Hala biz 15 hafta birlikteyiz. Not alın çalışırken. Bu sefer de ben soracağım kardeşim. Az öğrenci almanın temel nedeni bu zaten arkadaşlar. Zaten birçoğumuzun da işleri oluyor, katılamayanlar oluyor falan. 20-25 kişiyiz. Sorabileceklerinizi not alacaksınız. Mesele bu. Hocam 19'u bir kez daha çevirebilir misiniz? Hemen çevirelim. Yıllar içerisinde kahve sağlık yararlarına sahip olan bir ürün olarak pazarlandı. Pazarlandı. Hemen şöyle yapalım. Pazarlandı. 20. soru. Ne görüyoruz? 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar. Evet. İngiltere. Krallar krallığı mı? Evet, rozetten nereye gideriz? Fiil hali, rule, kural var.
Kanun. Kanun fiil hali. Yönetilmek, yönetmek. Evet, evet yönetmek. Hı. Aynen öyle güzel. Bir de şöyle yapsanız aslında yani bağlamdan hareket etseniz İngiltere krallar tarafından yönetildi. Geliyor değil mi? Tamam. Past. Past kesin. Çat. Bilgi çat de. Gitti. Bu kaldı, bu kaldı. Ama İngiltere yönetildiği için pasif. İngiltere yönetiliyor. Çok güzel. Pasif olacak bu. Adana. Bu niye gider? Aktif oluyor. Bu ne olması lazımdı ruled'un? Was ruled olması lazım ki pasif olsun. Tamam. Hocam had been ruled oldu ya. Bu kullanmıyorduk çok. Peki bir olay geçmişteki noktadan da önceyse kullanabiliyor muyduk? Evet. Evet. Bakın öyle mi? 16. yüzyılın ikinci yarısı burası. Noktayı koyduk. Evet. Önceden başlayıp o zamana kadar gelmiş antil. E kadar diyor burada da. 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar. Neresi orası? Burası. Daha öncesi. O zaman headverb 3 olur. Niye olmasın ki? Peki ben bunu buraya getirmek istiyorum. İbrahim ne koyacağım? Hemen söyleyeyim. Present, bu sefer present perfect continuous. Perfect koyacağım ama ne değiştirmem lazım soruda? Onu soruyorum. Have koyabiliriz hocam. Tamam have koydum ben. Zaman olarak ne değiştirmem lazım? Zaman olarak until'i yapabiliriz hocam. Since yapabiliriz. Süper. Aynen öyle. 16. yüzyılın ikinci yarısından beri dersem 16. yüzyıldan beri günümüze gelirim. 16. yüzyıla kadar dersem öncesine giderim. Bu olayı da bayağı bir oturtturduk gibi geliyor bana. Peki 22. yüzyıla kadar desem? Gelecek olur. Bilir. O da gelecek. 22. yüzyıl ya da 21. yüzyılın sonu. 2099. Buraya until koydum. O da ne olur? Will have verb olur. Evet. Gördüğünüz gibi hem tensleri sürekli tekrar edeceğiz. Bundan sonraki 3 konuda da böyle olacak. Yalnız şey yapmayın. Tensler kalmayacak, pasif kalmayacak demeyelim. Bundan sonraki 3 konuda da bu şekilde devam edeceğiz.